Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Özgür Ekşi ile Türkiye'deki ve tabii ki dünyadaki savunma ve havacılık gelişmelerine biraz daha diplomasi penceresinden bakarak farklı olayları, gelişmeleri beraber inceleyeceğiz. Öncelikli olarak Ankara'ya doğru bağlanıyoruz. Özgür merhaba, nasılsın? Merhaba Tolga, çok iyiyim. Sen nasılsın? Eyvallah, koşturuyoruz. Yoğun bir gündemle yine karşı karşıyayız. İşte bir tarafta Yunanistan Başbakanı'nın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti var. Oradan kopartılan bir F-35 lafları dönmeye başladı tekrar aktif bir şekilde. Arkasından tabii ki NATO'ya iki yeni üye, İsveç ve Finlandiya girecek. Türkiye'nin tutumu önemli. Biraz istersen gel, uluslararası ilişkiler ve diplomasi açısından bu savunma ve havacılık konularına beraber bakalım diyorum. Ne diyorsun? Açıklamayı tekrar hatırlatayım. Rafların ayarlarıyla oynamayın. Raflarımız... Ekranın demiyorum, artık rafların diyorum. İmalattan evet. Yamuk oynamasın arkadaşlarımız ayarlarıyla diyoruz. Evet. Aynen. Şimdi geçtiğimiz günlerde Yunan Başbakanı Mitsotakis Washington DC'ye gitti. Kongrede konuşma yaptı. Bol bol alkışlattı kendini. Peki Yunanlar niye bu dönemler içerisinde Amerika ile bu tür ilişkileri ısıtıyor mu? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Evet, şimdi biraz böyle Ukrayna-Türkiye ilişkileriyle geri planda kaldıklarını, Ukrayna-Türkiye-Rusya Montreux biraz geri planda kaldıklarını düşünüyorlardı. Biraz Türkiye ile Amerika yakınlaşıyor görüntüsü vardı. Çok rahatsızlardı bu kadar bir anda alan kaybetmiş olmaktan. Ve böyle bir psikoloji içinde Amerika'ya gittiler. Ve Mitsotakis de işte kongrede en önemli kritik noktası Türklere F-16 vermeyin, bize F-35 verin olan cümlelerini sarf etti. Sonra Cumhurbaşkanı buradan bizi şikayet ettin, bizim aslında aramızda bir anlaşma vardı. Aramızdaki üçlü ikili ilişkileri üçüncü ülkelere taşımayacaktın. Sen ayıp ettin, bitti bu iş dedi ve şey yaptı. Aslında bu bence başka sorunların anlatılması, halka, kamuoyuna anlatılması mümkün olmayan başka sorunların yerine başka bir şeyi anlattığı bir konu. Ne demek istiyorum? Hem Yunanistan hem Türkiye için mi geçerli bu? Evet, yani evet. Şimdi bir hafif geyik gibi olacak ama hani bir şey vardır. Erkek kadın üşüyorum derse bana ilgi göster demek istiyordur. Erkek üşüyorum derse üşüyordur. Şimdi arkadaşlar yayın alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın. Kadın erkek ilişkileri değil. Buradan savunma ve uluslararası ilişkilere bağlayacağız. Evet Özgür. Ama hepimizin bildiği bir gerçeği anlatmak istiyorum. Hani belli bir yaş deneyimine gelince insanların bildiği bir şey anlatmak istiyorum. Mitsotakis üşüyorum derken şuna geliyor. F-35'in kullanım yerine F-16'nın kullanım şekline biraz baktığımız zaman neyi düşündüğünü anlayabiliyoruz. Şimdi ben genel olarak daha önceki başka arkadaşlar da yazmışlardı. F-35 stealth tarzı uçakların mantığına bir parça ben karşıyım. Yani daha başka çözümler olduğunu düşündüğüm için karşıyım. Uçaklara karşı değilim. F-35'i kullanırsa deep strike denilen bir ülkenin içine özellikle ilk olarak sürpriz atakta, sürpriz taarruzda radarlarına, gözlerine saldırıyı az sayıda uçakla hiç görünmeden yapabilme yeteneğine sahip olacaklar. Yunanistan diyor ki bana, ey Amerika, bana Anadolu'nun içlerine kadar gidecek, var olan radar istasyonlarını vurmamı sağlayacak, Türk hava kuvvetlerini kör edecek imkanı ver, F-35 ver. Özellikle F-16 Viper'ın APG, yanlış hatırlamıyorsam 83 falan gibi bir şey olması lazım. Çok meşhur bir şey. Çok radar cross section'da çok yüksek bir şey sağlayan ISR radarı. Pek çok şeyi görmesini sağlayan. Böyle bir radara sahip olan F-35 için en iyi çözümlerden birini oluşturacak olan bu uçağı da Türkiye'ye verme. Yani hani çok şey bir şey söylemiyor. Ya siz Türklere F-16 vermeseniz, bize de F-35 verseniz,
ne kadar iyi olur demiyor. Diyor ki Amerika bana imkan ver, ben Türkiye'ye taarruz edeyim diyor. Bu cümlenin sence şeyi benim çözümü mü diyorsun? Benim için evet tabii yani benim anladığım budur. Yani üşüyorum derken demek istediği bana bu imkanı verdir. Cumhurbaşkanının da işte üçüncü ülkelerle konuşmayacaktın bizi demesinin şeyi şimdi oturup bunu anlatmak mümkün değil. F-10, bir defa F-35 ile ilgili bir sürü şeyi konuşmak zorundasın. Çok teknik bir şey konuşuyorsun. O yüzden döndü başka bir şeyleri söylüyor. Çünkü bunlar anlatılabilir bir şeyler değil. O kadar kolay değil. Bu anlamda baktığımız zaman Yunanistan Amerika'ya giderek aslında olağanüstü derecede hasmane, olağanüstü derecede düşmanca bir tutum takılmış durumda. Öyle konuşmalardan bahsetmiyorum. Niyet olarak, asıl niyet olarak. O yüzden de Cumhurbaşkanı bu konuda çok ciddi bir tavır almış görünüyor. İşin peki, F-35, F-16 kısmı bence budur. Peki sence Türkiye F-16 Block 70 vermeyin talebi Yunanlıların kongreye yaptığı bu talep bir etki oluşturabilir mi? Şimdi aslında Biden'ın en son mektubu, bizden giden mektubu vesaireyi düşündüğümüz zaman çok bir etkisini düşünmeyeceğimiz bir ortam vardı. Yani ortam çok daha bıçak sırtından Türkiye olumlu bakara dönmüştü. İşte tam bu sırada İsveç, Finlandiya'nın NATO üyeliği söz konusu oldu ve bir anda Türkiye, daha önceki geçen konuşmamızda da söyledim, Türkiye daha erken bir tarihte biraz daha bir işten duyduğu rahatsızlığı bence söyleyebilirdi, bekledi ve herkes bu iş oldu bitti diye bakarken hayır efendim bizim için olmadı dedi. Bir anda ortalık buz kesti. Tabii bu arada Macaristan ve Hırvatistan'ı daha sonra konuşmuyoruz. Onu ayrıca gerekir konuşuruz. Ama bu eminim Amerika'da bir ne oluyor? Türklere de birazcık müsamaha göstermeye gelmiyor. Hemen bir terslik yaratıyorlar. Ortamını yaratmıştır. Üstüne de Miçotakis baharatını dökmeye gitmiştir. Şimdi biraz şeyi bence anlamamız lazım. İki şeyi sormamız lazım. NATO'nun, Amerika'nın Finlandiya ve İsveç'e bu kadar ilgi göstermesi neden? İlk şey, benim kişisel kanaatim, dinleyiciler veya sen hak vermeyebilirsin. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması, NATO nedeniyle saldırması ne kadar haksız idiyse, gerekçe anlamında konuşuyorum. Yoksa kimsenin kimseye saldırması şey yapmıyorum. Veya biraz sonra söyleyeceğim anlamında da Rusya, Norveç'e, İsveç veya Finlandiya saldırmalı anlamında söylemiyorum. Duyacağı rahatsızlık anlamında konuşuyorum. İsveç ve Finlandiya için duyacağı rahatsızlık konusunda da Rusya o kadar haklıdır bence. Çünkü yıllardır bağımsızsın, yıllardır hiçbir yere bağlı değilsin ve oturmuş bir denge içinde bu işler yürüyor. Bütün ülkeler, ilişkiler düzgün bir şekilde yürüyor ve bir anda sen oraya saldırıldı diye buradan ters bir tepki veriyorsun. Rusya'nın bu işten rahatsız olması normal. Peki neden bu iş oluyor? Bunu sormamız lazım. Yani Amerika buraya, Rusya'ya, Finlandiya ve İsveç'e niye bu ilgiyi bu kadar gösteriyor? Hani hep konuşulur, dünya enerji işi üzerinden yürüyor. Bütün jeopolitikler enerji işi üzerinden yürüyor. Aslında iki tane şey üzerinden yürür. Biri enerji, diğeri ticaret. Dünyanın küresel ısınmayla beraber Kuzey Kutbu'nda, deniz yollarında yeni bir yol açıldı. Ve normal Asya Pasifik'teki yoldan 5000 mil daha kısa olan bir yol açıldı. Bu ekonomik anlamda çok yeni bir imkan demek. Ve bu yolun önemli bir kısmına Rusya hakim. Sonra bir yerden sonrasına İsveç, işte Norveç, Danimarka vesaire Baltık ülkeleri hakim. NATO buraya gözünü dikmiş durumda.
Amerika'ya kaptırmamaya çalışıyor. Ve bunun için İsveç'i, Finlandiya'yı kendi cephesine çekmeye çalışıyor. Rusya da bunu gördüğü için, bildiği için bu işe karşı çıkıyor. Hani biraz evvel üşüyorum hikayesi vardı ya, bir diğer üşüyorum hikayesi de burada bundan dolayı dönüyor. Bir ekonomik çıkar, bir ekonomik çarpışmanın olduğu bir noktada Amerika, İsveç ve Finlandiya'yı şey yaparak, orada bir hakimiyet, bir giriş sağlayarak ekonomi anlamında, ticaret yolu anlamında üstünlük ele geçirmeye çalışıyor. Ben tekrar lafını bölerek, bu arada birçok yorum alıyoruz. Niye lafını bölüyorsunuz? Özgür'ü niye konuşturmuyorsunuz diye. Lütfen bölsün. İki gazeteciyiz çünkü bir şeyin akışını düzgün sağlamamız için arada soru sorulması gerekiyor. O nedenden bu olayı bölüyorum. Aksi halde ben çıkarım, kendi videomu yaparım. Özgür de çıkar, kendi videosunu yapar ama bunu bir tempoda ve bir odaklanmada sormak zorundayız. Ben şunu söylemek istiyorum. Finlandiya'nın malum 2. Dünya Savaşı'nda Rusya ile çok ciddi bir savaşı var. Ve tabii, çok uzun da bir sınırı var. Peki bu iki ülke neden uzun yıllar NATO'ya dahil olmadılar, bağımsızlığı seçtiler ama şu an çok daha büyük tehdit mi görüyorlar sence? Yani orada bir defa bence kendilerini, rüştlerini ispatlamış durumdalar. Finlandiya mesela Sovyetler Birliği'ne orayı dar etti. Bir de Finlandiya o kadar küçük bir yer değil. Yani çok uzun bir sınırı var. 1400 kilometre, yanlış hatırlamıyorum, 1000 küsür kilometre sınırı var. Aslında Avrupa'nın, bildiğim kadarıyla şöyle bir harita şeyinden düşünürsek, Avrupa'nın Baltığını çıkart, kuzeyinden güneyine falan inebilir, dümdüz inebilir orası. Evet. Yani öyle de geniş bir ülke. Ve Sovyetler, Ruslar için o kadar girmesi kolay, ilerlemesi kolay bir yer değil. Ruslar da Sovyetler Birliği zamanında bunu fazlasıyla öğrendiler. Yani meşhur bu Finlandiya'nın şeyleri vardır. Keskin nişancı mermileri vesaire vardır. O dönemde geliştirilmiş şeylerdir. Finler bu konuda son derece iyiler. İsveç keza. Onlar da havacılık konusunda Saab'ları vesaire biliyoruz. Elektronik sistemlerini biliyoruz. Son derece gelişmiş durumdalar. Burada biraz toplumun sosyolojik anlamda, ben orayı çok iyi bilen birisi değilim. Hani çok boyumu aşan bir laf etmek istemem ama okuduklarımı söylüyorum. Anladığım kadarıyla toplum genel olarak daha batıya da, Amerikan kapitalizmine de karşı, Avrupa'ya da uzak duruyor. Daha böyle bir kendi dünyası var. Baltık devletleriyiz. Biz kendi işimizi biliriz mantığında bakıyorlar. Ve sosyalizmi biliriz, şunu biliriz, bunu biliriz. Kimseyi istemiyoruz kardeşim. Biz bağlantısızız. Ne şamın şekeri, ne Arap'ın yüzü, ne şu, ne bu, ne sağcıyım, ne solcuyum, futbolcuyum. Onlar bu şekildeydiler. Fakat bir şekilde sıra bize geliyor korkusunu yaşadıkları için Ukrayna'dan sonra bir anda toplumun yaklaşımı değişti. Ben hatırlıyorum ilk bu iş olduğu zaman İsveç Savunma Bakanı mıydı? Hatırlamıyorum şimdi, İsveç ya da Finlandiya, ikisinden birinin savunma bakanı. Dedi ki bizim şey yapmamız mümkün değil, NATO'ya girmemiz mümkün değil. Bunun için benim istifa etmem gerekir, bütün kabinenin istifa etmesi gerekir, bütün sistemin değişmesi gerekir, bütün savunma anlayışının değişmesi gerekir. Bize oy verenler bize bunun için oy vermediler diye yaklaşıyordu. Bunu işte söylediği nedir? Şubat'ın 24'ü ise saldırı, o Mart'ta söylemiştir. Bugün Mayıs'tayız. 2 ay sonra aynı adam hiç kimse istifa etmeden parlamentodan geçiriyor vesaire. Toplum bu konuda büyük bir değişim, büyük bir talep içinde, büyük bir korku içinde. Ama bu korku biraz da beslenmiş, işlenmiş, özellikle altına biraz benzini, üstüne benzin dökülmüş olabilir. Özellikle Amerika tarafından. Peki şimdi bu tekrar bir hatırlatma yapalım izleyicilerimiz için. NATO'da alınacak bütün kararların oy birliğiyle alınması gerekiyor. Ve tabii ki karşımıza üyeliklerin kabul edilmesi. Hemen Almanya ilk etapta kabul etti. Fakat Türkiye kabul etmeyeceğini ortaya koydu.
Niye? Özellikle İsveç konusunda Türkiye'nin yediği çok ciddi bir ambargo var. Hani Finlandiya ile savunma konusunda o kadar çok büyük bir şeyimiz yok, işimiz yok ama Finlandiya'da tabii zamanında bir şeyler alındığı zaman zorluk çıkartıyor ama İsveç'in çok uzun yıllardır tabiri caizse kapı gibi bir ambargo koyuyor. Peki sence Türkiye'nin bu işi tabii sürüncemeye alması NATO üyesi olamamaları anlamına geliyor. Masada pazarlıklar ne durumda sence? Türkiye bu ambargoyu kaldırtacak mı? Çünkü buradan da İsveç'in içindeki politik yapıya bakmak lazım. Orada da hükümet biraz bıçak sırtında, enteresan da gelişmeler var tabii. Evet, tabii sadece ambargo değil, bir de terör örgütü PKK'ya verilen. Ona geleceğim. Evet. Yani hani valla hep söylediğim bir şey var. Biraz İsveç bu konuda zamana karşı yarışıyor. Kendi içeride bir hükümetin, bir koalisyonun yıkılması, yıkılmaması bu kadar kolay bir şey değil. İşte bir yanlış hatırlamıyorsam bir Kürt parlamenter, ben o zaman koalisyondan İran kökenli bir Kürt parlamenter, bir kadın parlamenter, ben desteğimi çekerim diyor. Der de kendi oradaki seçmenine de İsveç'in bu konuda düştüğü pozisyonda payının, suçunun olmasını da o nasıl anlatır? O da ayrı bir konu ki İsveç'in de yıllık 350 milyon dolar gibi terör örgütü PKK ve uzantısı YPG'ye yaptığı yardım var. Bunlar yolsu elektrik ve İsveç yapımı bazı silahlar olarak silahlı kuvvetlerimizin önüne düşüyor. Tank savar füzeleri olarak geliyor. Evet. Yani biz bir açmazdaysak İsveç 3 açmazda. O yüzden ben genelde biz eli darda yakalanan olurduk. Bu defa eli darda yakalanan İsveç oldu. İsveç oldu ama tabii Türkiye'nin önüne de Amerika biraz hani ya bunlar pek alakası yok ama ya bu ne oldu sizin F-16 hikayesi gibi de belki de bir şeyler gelecek, bakalım. Evet, yani Müçatakistan daha önemlisi. Budur bence. Çünkü diğerleri politikadır. Oradakilerin hepsi bunları bilirler. Ama şimdi bu işin içinde ekonomi var. Biraz evvel söylediğim kuzeydeki Baltık Denizi'nin üstünden geçen, oradan geçen deniz ticaret yoluna hakimiyet işi var. O Miçotakis'in 9 milyon oyudur bilmem Yunan. Onlardan çok daha önemli bir konu. Yani ekonomi her şeyi değiştiren bir konu. Yani enerji ya da ticaret, ikisi de ekonomiye çıkıyor. Tabii burada Hırvatistan ve Macaristan tarafı var. Macaristan evet, çok uzun zamandır Avrupa Birliği'nin içindeki Rusya muamelesi görüyordu. Ve zaten şimdi Ukrayna Savaşı'nda da tamamıyla Ukrayna'ya karşı Rusya'ya yakın duran bir tavır içinde. O nedenle hani ikna etmeleri gereken bir de Macaristan var. Hırvatistan'ın durumunu çok iyi anlamış değilim. Biraz kişisel bir yakınlığı olduğu söyleniyor Hırvatistan lideriyle Putin arasında. Oradaki siyasetin ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden doğrusu hani bilmediğim bir şey üzerine bir şey söylemem yanlış olur. Bir tarafta da böyle de biraz geri planda kaldı ama İsveç ve Finlandiya hikayesi çok ön planda NATO ile ilgili. Dediğin gibi Macaristan ve Hırvatistan'ın da durumu açıkçası soru işareti, bakalım ne olacak. O kadar çok hızlı her şey değişiyor ki bazen ciddi ciddi şaşırabiliyoruz. Ben tekrar baştaki konudan son bir şey sormak istiyorum. Sence Amerika F-35 verir mi Yunanistan'a? Verir. Peki Türkiye olan dengeleri, yani belki de Yunanistan'a verirse Türkiye'de verir diye tahmin ediyorum ben. Bu dengeler konusunda ne düşünüyorsun? Çünkü bence dengenin de konulması lazım. Hani blok 70 de vermesin Türkiye, F-35 de ne olacak bunun, bu işin sonu? Bu da başka bir durum yani. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yunanistan Batı'nın böyle kayrılan çocuğu. Şımarık çocuğu, kayrılan çocuğu. Hani çok böyle şey gitmek istemiyorum ama evet, yani sonuçta öyle. F-35'i verir. Daha ne istiyorsa onları da verir. Borçlarını da erteler. Üstüne yeni borç da açar. Yeni kredi de açar. Ne alacak canım diye de bakar. Türkiye'ye geldi mi de ama sen bana bunun verdiğinin bir kuruşu vardı, bir penisi vardı diye de kanırtır. Şimdi
Kardak'tan beri belki bunu böyle söylemekte fayda var. Belki evet Kardak şey olabilir. Kardak krizinden bu yana bence Amerika'nın bildiği bir şey var. Türkiye Yunanistan'a karşı o denge politikası çok da işe yaramıyor. Çünkü Yunanistan ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin bir basit cevabıyla her şey Türkiye'nin dediği yere dönebiliyor. Yani sen bir adaya, bir kaya parçasına bir adam çıkartıyor, beş ara şey çıkartıyorsun, bayrak çıkartıyorsun. Türkiye geliyor çat diye karşısına çıkartıyor ve bir anda Yunanistan'daki bütün yelkenler suya iniyor, pılıyı pırtıyı toplayıp gidiyor. Bunun coğrafi nedenleri var. Dibimizde çünkü gerçekleşiyor. Bunun askeri mantıkla bağlantılı tarafları var. Biz yıllardır, bu arada kimse şey yapmasın, Yunan fena bir asker değildir aslında. İkinci Dünya Savaşı'nda iyi savaşları falan olmuştur. Ama iş Türk'le karşılaştırmaya gelince olmuyor tabii. Türk askeri çok uzun zamandır çok iyi bir mücadelenin içinde, çok dinamik durumda. Şimdi bir de işler bizim kendi silahlarımıza döndü. Daha da bağımsızlığımız azaldı Amerika'ya karşı. Bütün bunların içinde Yunanistan'a F-35'i verir, Türkiye'ye de vermez. Yunanistan Türkiye'nin daha çok canını acıtabilsin ister. Yani o iş biraz böyle Yunanistan hani vekalet savaşı diye bazen konuşuruz. Onun üstünden başkasının canını acıtma işi. Yunanistan üzerinden Yunanistan Türkiye'nin canını acıtmaya kalkışamaz kolay kolay. O şeyi hissedemez ama bizim bundan rahatsız olmamız bence onu mutlu eder. Yunanistan'ın çok da iddialı konuşmamak lazım. 102 yıl önceye de gittiğiniz zaman fazla şımartılıp fazla gaza gelip de İzmir ve sonrasındaki tabii Yediği Sopa Kurtuluş Savaşı ile birlikte onu da belli olmaz. Yani onu unutmadan söylüyorum. Hani şımartılır. Türkiye'de bekler. Sonra tekrar yüzme dersleri başlar. Yüzme biraz deniz soğuk olabilir. Dikkat etmek lazım. Peki bu konuları konuştuktan sonra bir önemli bir başka konumuz. Neredeyse 3 programdır konuşuyoruz. İngiltere ve Türkiye ilişkileri. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ziyaret etti. Eurofighter uçakları özellikle bir gösteri yaptı. Bu arada çok tarihi bir uçakla, Chipmunk olarak adlandırılan eğitim uçağıyla uçurdular ki bu hani bunun ne kadar değer verildiği bu ziyarete önemli. Yaklaşık bir yıl önce de Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Ankara ve Konya temasları olmuştu. Orada da Eurofighter'lar gelmişti. Biz tabii Eurofighter aşağı, Eurofighter yukarı diyoruz. Niye? Trench 1 olarak adlandırılan Eurofighter'ların ilk serisini Kraliyet Hava Kuvvetleri satmak istiyor. Bir de tabii gündemde çok fazla getirilmedi, onu da söylememiz lazım buradan. Kraliyet Hava Kuvvetleri ikinci el olarak C-130J nakliye uçaklarını satıyor. Türkiye'nin de özellikle de bu Kiev'de kalan iki Airbus A400M'den sonra nakliye filolarında biraz ihtiyaç var. Savaş uçağı kadar önemli bir konu nakliye uçağı. Bu ziyaretin arkasından da Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in çok önemli bir ziyareti oldu. İlk haberi de sen yapmıştın Turdef'te. Ben de alıp sistemle kullanmıştım. İsmail Bey Rolls-Royce'a gitti. BAE Systems'a gitti. Oralardan bir haber var mı? Ne durumdayız? Çünkü bir taraftan da Milli Muharip Uçak var. Şimdi kargo nakliye uçağına bir şeyde bulunayım. Aslında mesela Eurasia 2018'de Ukrayna AN-178 getirmişti yanlış hatırlamıyorsam. İşte o tarihten itibaren işte Spartan konuşuluyordu. MRTT'de C-27 İtalya'dan getirilen evet. Konuşuluyordu. Aslında bir ihtiyaç zaten var. Yani Kiev'de kalan haricinde bir konumuz var burada bizi bekleyen. Orada atılması gereken bir adım var. Uzun zamandır bu bekliyor. Anlaşılan o ki özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki şeyde de görülüyor ki lojistik her şey ve lojistik destek, lojistik ikmal hatları olmayınca lojistikçilerin bir lafı var. Teker döner ordu yürür gibi bir laf var. Ben çok iyi bilemiyorum şimdi.
Yani bu iş çok önemli. O yüzden bir şekilde bir şeyler yapmak zorundalar. C-130 olur, başka bir şey olur bilemem. O hava kuvvetlerinin alacağı bir karar. Ama tabii bu bizim iyi tanıdığımız bir uçaktır. Daha küçüklerine gitmek istersek CN-235 falan gibi. Onlar çok daha az kapasiteye sahip uçaklar. Talepleri karşılayabileceğinden emin olamam. Tabii bir C-130'da bir A-400M etmiyor. Herhalde yaklaşık olarak iki şey diyor. 2 C-130 bir A-400M ediyor. Süreti ve menzili hariç tutuyorum. Kapasite olarak şey yapıyorum. Taşı tek seferde taşıyabileceğin bir zırhlı aracı da ikiye bölemeyeceğine göre bir de neyi taşıyabileceğin sorusu vesaire var. Benim dikkatimi çeken, yine lafını böleceğim ama mesela A400M'de Türkiye ortak projeye. Kızmasın arkadaşlar. Kızsınlar iyidir. Türkiye ortak, mesela Fransa ve Almanya'da ortak ama demek ki bir ihtiyaç var. Onlar da bir C-130 alımı gerçekleştirdiler. Hatta bir Avrupa'da bir ilk ortak beraber operasyon yapacaklar. Bu da mesela enteresan. Demek ki o A400M'in altına daha düşük kapasitede bir uçak daha lazım. Bu arada tekrar parantez açayım ben. Türk Hava Kuvvetleri'nin C-160'ları artık hani emekli edilmiş durumda. Sanıyorum birkaç tanesi halen uçuyor. Çok da emin değilim oradan. Gören projesinde kamera takılarak farklı bir görev için kullanılıyor ama nakliye olarak C-160'lar emekli olmuş durumda. Modernize ettiğimiz C-130'lar var RCS projesinde RCS. Ama bu uçakların oldukça yaşları ileri. 1900 hatta ben geçen sene 1962 model C-130'da Ankara'dan Kars'a tatbikatta uçtum. Ama tabii yaş önemli değil. Havacılıkta uçağa bakım önemli. Modernize ettiğiniz sürece kullanırsınız ama buradan bir ihtiyaç var. Bakalım ne çıkacak İngiltere'den. Buradan bir sürpriz yani olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Şey konusunda çok haklısın. Çok doğru bir noktaya parmak bastın. Yani ben hatta ilk okuduğum zaman şaşırmıştım. Bir buçuk yıl oluyor olması lazım. Fransa A400M'i bu kadar sahiplenmişken gidip C-130 alıyor. Hani bir de Fransızların mantığını bilirsen ne kadar Amerikalılara karşı olduklarını böyle bir şey. Yani bir Fransız bunu yapıyorsa çaresiz kalmış demektir. Onların da Afrika'daki operasyonları sırasında Mali vesaire. Mali'ye çok ciddi bir operasyon yaptılar. Ve belki de hani C-160'larını birkaç yıl daha uzattı o süreçte ihtiyaç duyulacak bir şekilde. Sonuçta hani C-130 da çok eski bir uçak ama modernize edilip yeni versiyonları çıkıyor. Demek ki buraya bir ihtiyaç Türk Hava Kuvvetleri içinde bir düşünce var diye ben tahmin ediyorum açıkçası. Doğru. Şimdi İngiltere'ye gelirsek. Şimdi İngiltere'de bir tur defteri evet ilk gideceklerinin de özel haberini ben yazmıştım. Hı hı, evet. Evet. Gittikleri zaman da sosyal medyaya düşen bir fotoğrafla gazeteci deyişiyle uyandım. Cüneyt Bey gittiğine göre, yanında da Temel Bey olduğuna göre ve Rolls-Royce Fitton yazdığına göre fazla bir şey düşünmeye gerek kalmıyor gitmişler diye. Hemen sağ sola aradım. Bugün de bazı temaslarım oldu. Rolls-Royce ekibinin hala orada bazı çalışmalarının devam ettiğini anlıyorum. Rolls-Royce ekibinin işi daha zor. Çünkü evet, işin bir tarafında Hindistan var. Daha önce konuşmuştuk, Hindistan'a da çekirdeği şey yapıyorlardı. Türkiye ile yapılacak işler var. Demek ki orada işler daha sıkıntılı gidiyor. Diğer yanda BA Systems var. BA Systems'la geçen görüşmelerden anladığım kadarıyla daha çok geçen sefer söylemiştim. Bu TUSAŞ'ın MMU ile ilgili aldıkları bazı teknik destekler var. Rutin bir süreç olarak onların devamı, bir sonraki faza devamı konularının konuşulduğunu anlıyorum. Asıl temel konu Savunma Bakanı ve ticaret, ihracattan sorumlu bir bakanları var. Onlarla yürütülen görüşmeler. Ama konuşmaların gidişatından anladığım kadarıyla son derece yumuşak, son derece şey. Çünkü sorduğum zaman herhangi bir tartışma olmadığını, her şeyin şeyle gittiğini, karşılıklı anlayış içinde gittiğini, herhangi bir pürüzün konuşulmadığını, büyütülmediğini. Bu işlerin bir pazarlık mantığı vardır. Herhangi bir şey olursa ufacık bir şeydir. Onu kocaman bir konu haline getirirsiniz ki o size bir pazarlık mevzusu olarak
geriye dönsün, sonra ama bak bu da vardığı karşılığında kullanabilir. Hiç bunların olmadığını şey yapıyoruz. Tempest'le ilgili olarak ya da MMU ile ilgili olarak şu anda ortada net bir bilgi yok. Bu olmayacak demek değil. Yakında inşallah Azerbaycan şeylerimiz olacak. Görüşmelerimiz olacak. Orada da bunları konuşmayı umuyorum. İngiltere ile ne yapılıyor, ne ediliyor, nasıl gidiyor? Onlar biraz Sayın Müsteşar Başkan'la, Savunma Sanayi Başkanı'yla bir araya geldiğimiz zaman konuşabileceğimizi düşündüğüm bir konu. Bence biraz bu görüşmelerde tahminimce biraz gaza basılıyor anladığım kadarıyla. Yani bu kadar, çünkü Hava Kuvvetleri Komutanı, arkasından Savunma Sanayi Başkanı'nın ziyaretleri bence epey biraz böyle bir tıkanan bir süreç tahminimce açıldı ve biraz hız veriyorlar gibime geliyor benim, bilmiyorum. Bakalım şimdi son haberler evet, sende olacak yine. Biraz pişirmeye sonra çalışıyorlardı. Biraz hazırlamaya çalışıyorlardı. Biraz kim neyi görüyor, ne yapmak istiyor anlamaya çalışıyorlardı. Bazı engeller vardı, onların kalkmasını bekliyorlardı. TR motor işte şöyle mi olsun, teyi böyle mi olsun bir tasarlamaya çalışıyorlardı. Anladığım kadarıyla taşlar çoğunlukla yerli yerine oturdu. İşte bunu oturturken de en son karar merci olacak, kullanıcı olacak kişileri de son bir kez bak biz bunu böyle yapacağız, böyle yapacağız diye şey yaptıklarını düşünüyorum. Konuştuklarını düşünüyorum. O anlamda bu bence böyle hani pervaneli uçaklardan, turboproplardan biliriz. Pist başında şey yapar, çılgın gibi döner ama uçak yerindedir. Fren iner, uçak fırlar. Bence biz şu anda oradayız. Çok yakında bir fırlamayı göreceğiz gibi görüyorum. Tabii işte Hindistan ne olacak, İsveç ne olacak? Bunları da sormamız, konuşmamız gerekecek. Daha biz bu konuları çok konuşuruz gibime geliyor. Çünkü ilginç gelişmeler her an bu gidişatı farklı farklı yönlere doğru çekebiliyor. Hiç olmaz dediğimiz şeyler belki de olur hale geliyor veya tamam bu tamam diyeceğimiz şeyler de sekteye uğrayabiliyor. Bakalım ilginç bir durum. Seninle de konuştuğumuz zaman biraz daha olayın uluslararası ilişkiler tarafına beraber bakmaya çalışıyoruz. Umarım bu durumda izleyicilerimize farklı bir bakış sunuyordur. Çünkü hayat her şeyiyle, ekonomisiyle, dengesiyle, stratejisiyle, uluslararası ilişkileriyle birlikte giden bir şey. Aradan bir tane bir şeyi çektiğiniz zaman ya resmi doğru göremiyorsunuz veya sizi çok farklı bir yere sürükleyip atıp gidiyor diyebiliriz. Evet, madalyonun her tarafına bakmamız gerekiyor. Her evet. Tarafına farklı farklı bakmamız, çünkü her bakış size sadece başka bir yere doğru bir bakış, görmediğiniz bir ayrıntıyı ortaya çıkartıyor. Özgür, çok teşekkürler, vakit ayırdın. Bakalım yeni konular, belki önümüzdeki günlerde bir başka bağlantı yapabiliriz, bakalım sende neler çıkacak edecek. Evet, sanki aradan bir ipucunu ben verdim gibi geliyor ama. Şimdi bir vardır ya bizde böyle bir elime bir tutayım, bir adımımı atayım garanti olsun, ondan sonra konuşalım diye. Dur bakalım neler çıkacak, o da bizim izleyicilere birer sürprizimiz olsun. Umarım bu görüşmemizi beğenir izleyiciler. Ne zaman yapacaksınız diye soru atıyorlardı. Umarım ya gerek yok, siz çok boş konuşuyorsunuz demezler artık. Ne bu diplomasi, biz dönelim tekrar silah konuşalım demezler. Ama bunları bilmeden de öbür şeyler olmuyor. O yüzden bu açı eksik olduğuna gerçekten düşünüyorum çok ben. Bağlantılı. Pek evet. Fazla gündeme de getiremiyoruz. Veya bizler haberlerimizi yazarken o açıdan bakıp belki süzüp ortaya koyuyoruz ama bunları da konuşmakta fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Çok çok teşekkürler Özgür. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Değerli arkadaşlarımız, yurt dışından nasıl Türkiye gözüküyor, neler var? Özgür Ekşi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptığı Turdef sitesine girebilirsiniz. Yayınlar İngilizce gerçekleştiriliyor. Türkiye'yi dışarıya daha iyi anlatabilmek için Özgür'ün de çok ciddi bir okuyucusu var. Türkiye'ye bakmak, doğru haberleri okumak anlamıyla. İşin Türkçe tarafına da görmek isterseniz tolgozbek.com sizleri bekliyor.
Yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.